standartlara geldiğinde 120 milyar dolardan 470 milyar dolara çıkıyor. 150 milyar dolar bir kaynak kullanımı söz konusu. Karşılığında fabrikalar görebiliyor musunuz? Hayır. Ama inşaatlar görebiliyoruz. Hangi inşaatları görebiliyoruz? Alışveriş merkezi inşaatları, rezidanslar büyük şehirlerde, İstanbul'un AKP iktidarına geldiğinde 6 milyon olan nüfusu 16 milyona çıktı. Plansız şehirleşme, mutsuz insanlar köyden kente göç politikalarıyla cari açıkta Türkiye uzun yıllardır savaşıyor. Dış ticaret açığıyla savaşıyor ve en sonunda bir de çare değil, sebep ürettiler. Aslında bahane ürettiler. Dediler ki Amerika bizi sevmiyor, Trump bizi sevmiyor ve Amerika'nın baskısı sonucunda dolar arttı. 6 liradan 7 liraya çıktı, Amerika bizi sevmiyor. 7 liradan 6 liraya düşürdüler, şu anda 6,5 lira civarında. Bakın asrın lideri bu işi çözdü. Halbuki hiç iyi değil. Türkiye'nin ciddi anlamda bir döviz darboğazı sorunu var. Bu döviz darboğazına rağmen, bizim defalarca uyarmamıza rağmen en temel ürünlerde ithalatı bırakmayan, tekrar söylüyorum, ithalatı bırakmayan politikalara devam ettiler. En temel ürünler nedir? En temel ürünler tabii ki enerjidir en başta. Petrol, doğalgaz. Buna ciddi anlamda dışa bağımlıyız. Büyük bir petrol faturası ödüyoruz. Belki petrolü ödemek zorundayız. Ülkemizde bu derece petrol çıkarılmıyor. Doğalgazı bir tek ülkeye bağlı olarak satın aldığımız için büyük bir risk taşıyor. Onun dışında aslında üreticisi olduğumuz, bizim topraklarımızda verimli ve rahat bir şekilde yetişen ürünleri ithal etmemiz en çok beni üzüyor. Örneğin Türkiye tarım ülkesi dedik uzun yıllar. Türkiye uzun yıllar hiçbir ürünü ithal etmedi, birçok ürünü ihraç etti. Canlı hayvanlar başta olmak üzere. Buğdayı, domatesi, kuru baklagilleri hep ihraç etti. Bütünü, pamuğu ihraç etti. Ama şimdi bakıyoruz, ihraç ettiğimiz ürün neredeyse kalmadı. Bir miktar fındık, bir miktar incir, bir miktar üzüm ihracatı dışında Türkiye artık ihracatçı bir ülke değil. Ama dünyanın en önde gelen ithalatçı ülkeler arasında yer alıyor. Düşünün, ithalatı dövizle yani döviz elde edebilmeniz için dışarı bir şeyler satmanız lazım ya da ülkemize ciddi turist gelmesi lazım ya da sizin müteahhitlerinizin yurt dışında işler yapıp parayı Türkiye'ye transfer etmesi lazım. Sizde böyle bir şey yok. Dışarıdan aldığınız borçlarla Türkiye'deki yaşayan insanları beslemeye çalışıyorsunuz. Ne yapıyorsunuz? Hala dünyadan buğday ithal etmeye çalışıyorsunuz. 3 milyon ton buğday ithalatı var. 2018'in ilk yarısında. 3 milyon ton buğdaya biz yaklaşık 600 milyon dolar para ödedik. Bu para kime ödenmesi gerekirdi normalde? Çiftçimize. Buğday, arpa, pamuk, soya, ayçiçeği, canlı hayvan, koyun, keçi ve kırmızı et ithalatına 2018'in ilk 6 ayında toplam 3 milyar 857 milyon dolar para ödeyen bir hükümet var. Yani yaklaşık 4 milyar dolar para ödüyor. Bu 4 milyar dolar nedir? Dolar kurunun 6,5 lira olduğunu hesaplarsanız yaklaşık 30 milyar dolara yaklaşan bir ithalat hacmi. 30 milyar lira çiftçiye verilen destek 2018'de bunun tam yarısı. Halbuki biz bu ithalatı yapmasak, çiftçimize versek ne olur? Tabii ki çiftçimiz daha fazla üretmeye kalkar. Buğday ithalatı biliyorsunuz Temmuz ayında, buğday hasadı Temmuz ayında bitti. Üreticimiz son 10 yıldan beri aşağı yukarı 80-90 kuruş aralığında buğdayını satıyor. Ama girdilere sürekli zam geliyor. Ve özellikle hükümet bu ekonomik sıkıntıyı bahane göstererek biliyorsunuz akaryakıta zam yaptı. Gübre fiyatlarına kendiliğinden zam geldi. Gübre fiyatlarına çeşidine göre %50 ile %100'ün arasında zam geldi. Yine aynı şekilde hayvancılıkta yem fiyatları sürekli artıyor. Niye? Çünkü ithalat yaptığımız için döviz arttığından dolayı. Ve
takip ettiyseniz geçtiğimiz günlerde Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü FAO dünyada buğday stoklarının çok azaldığını, dünyanın 26 günlük buğday olduğunu söyledi. Ve en fazla stoğun da Çin'de olduğunu söyledi. Çin tabii büyük bir ülke, çok fazla buğdayı da stoklamış ama iyi bir tarım politikası uyguluyor ki kendi insanlarının beslenmesini garanti altına alıyor. Türkiye'de bir tarım ülkesi olmasına rağmen boş olan 50 milyon dönüm arazisini ekmiyor, bunun yerine ithalat tercih ediyor. İthalatla bir yere kadar gidersiniz. Parayı verirsiniz, malı satın alırsınız. Ama paranız da olsa bazen işte böyle dünyada stokların olduğu dönemde mal satın alamazsınız. Stokların olmadığı dönemde mal satın alamazsınız. Peki şimdi ne oldu? Bakın dün bir kararnameyle un ihracatı durduruldu. Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz un ihracatına karşı değiliz. Ama mantıksız olduğunu hep söylerdik. Derdik ki 1,5 milyar dolarlık buğday ithalatı yaparak 1 milyar dolarlık un ihracatı yapmak hiç akıl kârı değil. Bunu durduralım. Onun yerine kendi insanımızı besleyelim. Çünkü bizim yaklaşık 15 milyon hektar, AKP iktidara geldiğinden beri 15 milyon ekilmeyen buğday arazimiz var. 92 milyon, 9.2 milyon hektarlardan 7.3 milyon hektarlara gelen bir buğday ekilişimiz var. Buğday stratejik ürün. Gelecekte daha da stratejik olacak. Biz kendi buğdayımızı, unumuzu garanti altına almamız lazım. Bu ihracatı durdurun. Bakın, kim haklı çıkıyor her seferinde? Cumhuriyet Halk Partisi. Biz haklı çıkmaktan gocunmayız. Biz doğruları her zaman söylemeye hazırız, söylüyoruz da. Niye? Hükümetin hiçbir üründe net bir tarım politikası yok. Özellikle bizim bölgemizde yetişen ürünlerde. Yalı tohumlu bitkilerde. Bakın, Trakya Birlik güç bela zorlanarak 2320 liralık bir fiyat açıkladı. İyi mi? Şunu söylüyoruz biz. 2 ay önce bu fiyat güzel bir fiyat. Ama şimdi çok iyi bir fiyat diyemeyiz. Ama Trakya Birlik tebrik ediyoruz. Görevini yaptı. Görevini yapmayan birisi var. Hükümet. Niye görevini yapıyor? Hala gümrük vergilerini aşağı çekmeye çalışıyor. Yani size döviz lazım değil mi? Ey AKP hükümet. Madem size döviz lazımsa niye gümrük vergilerini çıkararak hala düşürerek ithalatı düşünüyorsunuz? Onun yerine üreticiye destek verin. Bakın Cumhuriyet Halk Partisi iktidar olsaydı şunu yapardı. Böyle bir krizde üreticiye yüksek bir ödeme yapardı. Üretici rahatlardı. Daha fazla üretimi teşvik ederdik ve ithalatı durdurdu. AKP %27 olan gümrük vergisini %13'e çekti. Şimdi sıfıra çekmeye çalışıyor. Dünyada buğday neredeyse kalmadı. Buğdaydaki gümrük vergilerini sıfıra çekmeye çalışıyor. Yani AKP'ye buradan soruyorum. AKP'nin yeni atadığı hiç işi bilmeyen Tarım Bakanı'na soruyorum. Niye ithalatı düşünüyorsunuz? Sizin dağarcığınızda üretim denilen bir şey yok. Üretici denilen bir şey yok. Üreticiye destek diye bir mantığınız yok mu? Sadece Kurban Bayramı'nda üreticinin elinde kalan koçları, büyükbaş hayvanları 14-15 liradan satın almayı biliyorsunuz. Yani üreticiyi ezmeyi biliyorsunuz AKP olarak. Üreticiyi yüceltmeyi niye bilmiyorsunuz? Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak köylü milletin efendisidir felsefesinden geliyoruz. Siz hangi felsefeden geliyorsunuz? Sizin dağarcığınızda çiftçi olmayacak mı? Üretim olmayacak mı? Üretici olmayacak mı? Bakın o üreticiyi kış aylarında arayacaksınız. Kış aylarında arayacaksınız. Niye ben bunun ürününü ucuz fiyatla aldım? Niye üretimi teşvik etmedim? Eyvah, un kalmamış piyasada. Dünyada da bize satmıyorlar. Ne yapacağız? Ekmek yoksa pasta mı yiyeceğiz? Bunları düşünmeleri için AKP'ye tekrar soruyorum. Un ihracatının tabii durdurulması, teşvik edilmemesi mantıklıdır. Ama bunun önlemlerini çok önceden almaları gerekir. Dahilde işleme rejimi kapsamında Türkiye düşük, sıfır gümrükle dünyadan buğday satın alıyor. Belki avantajlı olabilir ama bakın dünyada da ürün yok. Demek ki ne sistemi uygularsanız uygulayın, dönüp dolaşıp yine
Keşan'daki Maltepe köyündeki çiftçiye mecbur kalıyorsunuz. Neden? Onun alnını öpmeniz lazım. Onu her zaman desteklemeniz lazım. Brezilya'daki Hugo Sanchez size bugün buğday verebilir. Ama yarın diyecek ki önce ben kendi ülkemce. O yüzden AKP'yi buradan bir daha uyarıyorum. Geçici çözümlerle Türkiye ekonomisini götürmeye çalışıyorlar. Türkiye tarımını götürmeye çalışıyorlar. Ama hep geçici çözüm maalesef üreticiye kötülük olarak dönüyor. Üretici burada mağdur oluyor. Ayçiçeği'ndeki konuyu bitireyim. Şu anda dünyada ayçiçeği ithal etmenin maliyeti 3.000 lira. Yani onu %44 yağlı ayçiçeğine getirmenin maliyeti 3.000 lira. Trakya Birlik %44 yağlı ayçiçeğine 2.500 liraya yakın bir fiyat verdi. Yani çok ucuz. Bakın ithalat pahalı, yani yurt içi üretim ucuz. Ama %13 gümrük vergisi var koruyucu ve 450 dolar gözetim fiyatı var. Bunu aşağı çekerlerse, gözetim fiyatını normal kurlardan sokarlarsa, %13 olan gümrük vergisini aşağı çekerlerse neredeyse ithalatla yerli üretim eşitleniyor. Bakın bunu da yapabilirsiniz dedim. Ama ne zaman? Ne zaman üreticinin elinde ayçiçeği biter? Şubat ayında, Mart ayında. Ondan sonra düşürebilirsiniz. Siz de üretici ürününü satar, parasını kazanır, alın teminin karşılığını alır. Ondan sonra siz gümrük vergilerini aşağı çekersiniz. Ama sürekli gümrük vergilerini aşağı çekmekle ülkeyi yönetemezsiniz. O zaman üreticiyi kaybedersiniz. O yüzden Trakya Birliği'ne tekrar teşekkür ediyoruz. İyi bir fiyat açıkladığı için. Dediğim gibi 2 ay önce olsaydı daha iyi bir fiyat derdik. Ama bu koşullarda yine de üreticimizin eline iyi bir para geçecek ama gübre fiyatları çok arttı, tohum fiyatları çok arttı, akaryakıt fiyatları çok arttı, ilaç fiyatları çok arttı ve tarımda ciddi belirsizlikler, dengesizlikler her zaman görülüyor. O yüzden hükümetin daha nitelikli, daha tutarlı bir tarım politikası uygulaması gerektiğini düşünüyoruz. Evet, sorularınız varsa cevaplayabiliriz. Neden kapanmış bu? Ne? Bunu da kendi kendine kapanmış. Hayır, kapanmaz. Sen kapat. Devam ediyor. Etme.